Bana sarıl da korkun gitsin. Hey! Evet. Bütün sarılmalar anneye. Ama Popsi'ye hiçbir şey yok mu? Popsi çok üzgün. Ağlamak istiyor. Buradan da. Evet. Hey! Merhaba. 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 Bu benim babam. Bunlar da en yakın arkadaşlarım. Tina, Gori, Ziba, Mehtap. Merhaba. Hanımefendiler nasıllar? Ve sen genç adam, seni çok kıskandım. Bir dakika. Gori, Tina. Üzgünüm arkadaşlar. Babam çok unutkandır. Hatta bazı zamanlar Molly annemi Mişti diyor. Hayır hayır öyle değil. Mişti ben unutkan değilim. O gün seni kucağıma alıp uzun uzun döndürdüm ya. O yüzden başım dönünce biraz kafam karıştı. Onu affediyorum. Çünkü babam özür dilerken seni öpüyor. Hatta bazı zamanlar özür dilerken babam hediye de veriyor. Ve bazen bana kocaman kocaman hediyeler alıyor. Dünyanın en iyi babası o. Hayır. Sen dünyanın en iyi kızısın. Aramızdaki uyum harika. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Merhaba. Biz Nişti'yi almaya gelmiştik. Hava durumu çok kötü. Onu götürebilir miyiz? Ben de o yüzden aramıştım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ama anne biz gidemeyiz ki. Ama neden? Onu yalnız bırakamayız ki. Kimin Nişti? Yeni arkadaşım anne. Mişti, senin yeni arkadaşının anne babası gelecekler. Geldiklerinde onu özlerler. Sen gel, o evine gider. Baba, ama onlar gelince gitmeliyiz öyle değil mi? Onu nasıl yalnız bırakırız? Doğru söylüyorsun. Senin kızın işte. Aynı senin gibi. İnatçı ve herkesi düşünüyor. O zaman onun yanına gidelim. Neden beni kimse almaya gelmedi? Bundan sonra onunla asla konuşmayacağım. Bir şey oldu mu? Üzgünüm teyze. Hayır, ne üzgünü? Sen iyisin değil mi? Pari, bu benim annem, bu da benim babam. Merhaba Pari. Merhaba Pari. Senin annenle baban gelmedi mi? Tamam tamam, üzülme. Onlar gelene kadar biz burada seninleyiz. Tamam mı? Yaşasın. Siz Mişti ile oyun oynayın. İşan'ın telefonuna ulaşamıyorum. Orada telefon çekmiyor muydu? Evet İşan. Söyle oğlum. Orada her şey yolunda mı? Çok gerildin. Tansiyonun çıktı ve terlemeye başladın değil mi? Ama merak etme. Burada her şey yolunda. Mesele şu ki Mişti'nin bir arkadaşı burada yalnız kalmış.
Onun anne babasını bekliyoruz. Onlar gelince çıkacağız. Ama öğretmen ilgilenirdi onunla. Siz hemen gelseydiniz. Ne sanıyorsun? Senin torunun Mişti öyle kolay kolay laf dinler mi? Ha evet. Aynı annesine çekmiş. Herkesi onun düşünmesi gerekiyor değil mi? Ama bu kendine dikkat etmeyeceğin anlamına gelmiyor. Hemen bir meyve doğra. Yoksa başkomiser Gago... Yani... Öğretmenimiz büyük annem, ona da ver, kendin de ye. O da çok telaşlanmıştır. Tamam, peki peki yeriz biz. Hı? Diwali için yapmamız gereken bir sürü iş var. Anladın mı? Diwali demek, aile demektir. Süsleme değil. Hem sonra sen hiç merak etme. Senin oğlun geliyor. Her şeyi halleder o. Tamam. Babasının telefonuna ulaşmayı bir kere daha deneseniz olmaz mı? Ne zamandır deniyorum ama telefonuna ulaşılamıyor. Yönetici de aramayı denedi. Bu nasıl olabilir ama? Çocukları kampta ve bu çok acımasızca. Sanırım telefonu kapalı. O yüzden telefonuna ulaşılamıyor. Kapalı değildir öğretmenim. Babamın telefonu çekiyordur. Babam asla böyle bir şey yapmaz. Beni çok seviyor. Bir keresinde parmağımda ufacık bir yara olduğunda babam 2 gün izin almıştı. Babam beni sever. Üzgünüm garip. Eminim baban seni çok seviyordur. Sen çok tatlısın. En tatlısı o. Senin baban dünyanın en iyi babası değil mi? Burada sorun ne? Dünyanın en iyi babasının en iyi kızını biz eve götürelim. Orada hem bekleriz hem de birlikte oyun oynarız. Ama İshan, onu nasıl götürebiliriz? Hem anne babasının hoşuna gitmeyebilir. Yani izin almadan onu eve nasıl götüreceğiz? Doğru söylüyorsun teyze. Babam o zaman çok telaşlanır. Başına her şey gelebilir. Babam kalp krizi bile geçirebilir. Hayır Pari, babana öyle bir şey olmayacak. Bu benim sorumluluğumda, tamam mı? Aa, bak hava çok bozmaya başladı. Seni burada bırakıp gidemeyiz, öyle değil mi? Sen de Mişti'yle bizim eve gelirsin. Baban geldiği zaman seni bizim götürdüğümüzü anlar ve seni almaya gelir. Peki. Ben senin annen gibiyim değil mi? Annenin sözünü dinliyorsan benim sözümü de dinlersin. O zaman gidelim mi? Yaşasın! Aferin sana. Yaşasın! Hanımefendi, babasına haber verin lütfen. Eğer telefonuna ulaşamazsanız da kendisine e-posta ya da mesaj atın. Efendim, siz hiç merak etmeyin. Ben buranın bekçisine her şeyi anlattım ve o burada kalacak. Biz çıkabiliriz. Siz endişe etmeyin, gidin lütfen. Bayım, siz benim numaramı alın. Verin ben yazayım. Bakın, mutlaka babasına haber verin. Çocuk meselesi sonuçta. Her yerin kapandığını görünce telaşlanabilir. Siz merak etmeyin. Ben kendisine söylerim. Gidelim mi? Pari, asansör çok sıkıcı.
Gel biz merdivenlerden çıkalım. Ne fısıldaşıyorsunuz öyle? Ne yaramazlıklar planladınız? Anne, çocuklar arası bir şey. Sakin ol. Annesi. Çocuk meselesiymiş. Sakin. Ama ben topuklu ayakkabı giyiyorum. Çocuklar yavaş olun, düşeceksiniz. Annesi, sakin ol ha. Hem zaten... İşan, hiç başlama. Hey, geldiniz mi? Mişti nerede, onu almaya gitmemiş miydiniz? Ne oldu? Anne, sakin. Annesi, sakin. Şuna bak, biraz önce bana diyordu. Anne, sakin ol. Sizin aranızda neler oluyor? Sürekli kavga ediyorsunuz. Şey, anne, Mişti arkadaşıyla merdivenlerden geliyor. Arkadaşı mı? Ne arkadaşı şimdi? İşte gelmişsiniz. Daha kapının önünde yapmanız gereken bir tören var. Evin uğrunu karşılamak için hiçbir şey yapmayacak mıyız? Diwali'nin ilk günü eve mutluluk gelir. Ben hallederim, tamam? Ayak izlerini bırakmış. Tören yapılmış oldu. Of nine, sakin ol. Tören falan yapmadık. Arkadaşım bu. Oo. Demek bu güzel peri senin arkadaşın, öyle mi? Vay canına nine, nereden bildin? Onun adı da Pari. İsmiyle müsemma diye buna derler. Ne kadar sevimli bir çocuk. Bu kız tam bir cimcimeymiş bence. Tam olarak. Ay şuna bakın. Gel buraya, gel gel. Yanıma gel kızım. Şu kıza bakın. Benim dilimden konuşuyor. Biz ikimiz var ya, çok iyi anlaşacağız. Çünkü sen tıpkı benim gibisin kızım. De okey, ben aslında dürüst olmak gerekirse babam gibiyim. Sen gerçek bir perisin Pari. Ge-he. Gerçek hayatta. Sakin ol nine. Be-şe-be. Bırak şimdi bunu. Baksana Molly. Annem kendine kafa dengi birini buldu. Annemin söylediklerini anlıyor, baksana. Nasıl da kısaltmalarla sohbet ediyorlar. Mişti, hadi sen Pari'yi odana götür. Hem odanda kıyafetlerinizi değiştirin. Dua edeceğiz, tamam mı? Pari? Ben sana odamı göstereyim, gel. Teşekkürler. İşan,
Ben çok özür dilerim. Mişte seni sürekli mahcup ediyor. Baba baba deyip duruyor. Bugün de kampta çocukların önünde... Ne olmuş yani? 3 yıldır beni bir baba figürü olarak görüyor. Diyecek tabii. Evet ama... Ama İşan ikimiz... Evli değiliz. Molly, ikimizin arasındaki bir şey bu. Mişti için bunun ne önemi var ki? Onun için en ilgili, en sevgi dolu ve en güvenilir kişi benim. Senin gözünde de öyle olacağım. Bir gün bana geleceksin. Ve diyeceksin ki İşan, seni seviyorum. Seninle evlenmek istiyorum. O gün belki de ben. Sırt. Gözlerimi kapatacağım. Ve diyeceğim ki... Ben sana nasıl evet demem ki... Molly... Daha evlenmeden bir çocuğun babası oldum. Hem de güzel bir annenin güzel kızının. Hoşuma gidiyor. Gelecek güzel olacak. Değil mi? Aa, ne kadar güzel bir elbiseymiş bu. Aa, çabuk hazırlan yoksa büyükler der ki sen hala hazır değil misin yoksa? Ama benimki diyor ki, dua töreni yapmadan önce üstünü değiştirmene gerek yok. Ben de o yüzden böyle dua ediyorum. Babam hiçbir zaman üstünü değiştir demiyor. Aman Tanrım! Benim annem de tıpatıp aynısını söylüyor. Tanrı'nın gözünde hepimiz eşitiz diyor. Öyle... Kalırsa senin annenle benim babam arkadaş olacaklar. Şimdi değillerse bile olacaklar. Benim babam çok iyidir. Senin annen onu çok sevecektir. Babamı görmek ister misin? Çok yakışıklı. Ama bana söz vereceksin. Neden? Fotoğrafını bana geri vereceksin. Neden vermeyeyim ki? O senin baban, benim babam değil ki. Şükürler olsun. Ben babama kimseye veremem. Ben onsuz yaşayamam. Babamı çok seviyorum. Söz veriyorum. Baban her zaman senin olacak. Hadi şimdi göster. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.